Dostlarım merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu haftada yine bu sene çıkan FPS oyunlarından bir liste yaptım. Listedeki oyunlardan biri henüz çıkmadı fakat ön kayıtları başlamış durumda. Onun da linkine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Daha doğrusu bütün oyunların linkleri açıklama kısmında mevcut diyorum ve hemen sıralamaya geçiyorum. 5 numara Bright Memory. Sadece bir kişi tarafından yapılmasına rağmen şu son zamanlarda çıkan çoğu FPS oyunundan bence daha iyi bir oyun olmuş. Hikayesine değinecek olursak oyunda bir kadın karakterimiz var. İsmi Shelly. Kendisi bir ajan. Ortalıkta dönen söylenti eski bir kılıcın ölüleri diriltebildiği. Bunu araştırmak için bazı kişiler görevlendiriliyor. Tabii bize karşı gelecek yaratıklar, ajanlar vesaire birçok şey var. Oyun bol aksiyonlu geçiyor diyebilirim. Yalnız tek eksiği şimdilik sadece 1 saat oyun süremizin olması. Oyun PC'de de tam çıkışını yapmadığı için mobilde de sınırlı bir şekilde oynayabiliyoruz. Play Store'da 14 TL, App Store'da ise 26 TL fiyatı var. İndirme boyutu ise 740 MB. 4 numara Shadowgun Wargames. Shadowgun Legends'la güzel bir çıkış yapan Shadowgun serisi yeni oyunuyla karşımızda. Oyunda 5v5 savaşlar yapabiliyoruz. İçerisinde çeşitli oyun modlarını barındırıyor. Örneğin bayrağı ele geçirme, takımlı ölüm mücadelesi gibi klasik modların yanında çeşitli etkinlikler de mevcut. Gayet keyifli vakit geçirebileceğiniz bir oyun arkadaşlar. Şu anda Play Store'da ve App Store'da da ücretsiz olarak bulunuyor. İndirme boyutu ise 500 MB. 3 numara Area F2. Videonun başında söylediğim henüz çıkış yapmayan oyun buydu. Oyunun ismi Area F2 ama içi bildiğimiz Rainbow Six Siege. Yani neredeyse oyunu birebir Android'e uyarlamışlar. Operatörler falan, işte aklınıza ne geliyorsa bu oyunun içinde de var. Ne zaman çıkacağı belli değil. O yüzden siz açıklamalar kısmındaki linkten ön kayıt yaptırın ki çıktığı anda direkt oynayabilin. Dediğim gibi daha fazla bilgi yok oyunla alakalı. Yani boyutu vesaire bilinmiyor ama yüksek ihtimalle mağazalarda ücretsiz olacaktır. 2 numara Warface Global Operations. Bu da PC'den mobile uyarlanan bir oyun. Oyunun grafikleri, oynanış dinamikleri gayet iyi. Fakat oyuncuları tatmin etmeyen şeyler de var. Örneğin oyunda sadece tek bir modun olması, eğilme, kayma gibi özelliklerin bulunmaması. Geliştirici de bunlara kulak vermiş olacak ki yavaş yavaş oyunu iyileştirmeye çalışıyor. Mesela Plant the Bomb isminde bir mod eklemiş. Yanına şu kayma, eğilme özelliklerini getirmiş. Yani oyunun yorumlar kısmı bayağı dikkate alınıyor. Oraya oyunda eksik bulduğunuz şeyleri yazabilirsiniz. Şu anda Play Store ve App Store'da ücretsiz olarak bulunan oyunun İndirme boyutu ise 1 GB. 1 numara Zula Mobile. Türk yapımı olan efsane oyunlardandır. Zaten bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Çünkü ismini dünyada duyurmuş bir oyun arkadaşlar bu. Unity oyun motoruyla yapıldı. PC sürümünden birebir uyarlandı. Gerek haritaları gerek silahları olsun oyunda birçok şey mevcut ve gelmeye de devam ediyor. Şu anda hem Play Store hem de App Store'da ücretsiz, indirme boyutu ise 500 MB. Evet arkadaşlar, bu haftada listemizin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki hafta görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.